Merhaba hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Değerli hocalarım, uzman öğretmenlik konularından ölçme ve değerlendirmeyi bugün ne yapacağız? Genel bir tekrarın yanında bu sayısal bölüm var arkadaşlar. İşte mod, medyan, ortanca, madde analizi, sapma, standart sapma, varyans. Bunların üzerinde çok detaylı durmadım en son çekmiş olduğum videoda. Bugün bu videoda onların üzerinde durmaya çalışacağım. Çünkü burada yani uzman öğretmenlik konuları içerisinde en fazla zorlayacak bölümün ölçme ve değerlendirme, ölçme ve değerlendirmenin içerisinde de bu madde analizi, işte standart sapma, ortanca vesaire, bu istatistik, bu matematiksel işlemler bizi mutlaka zorlayacaktır. Onun üzerine çok durmaya çalışacağım. Evet, şimdi videoya başlamadan önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir değerli hocalarım. Konu anlatımı, ölçme ve değerlendirme bugün bitecek inşallah. Sonra bu konuyla ilgili bol bol soru çözeceğiz. Temel kavramlara bakacak olursak, ölçme neydi? Ölçülecek niteliğin sayı ve sembollerle ifade etme işidir. Evet. Demek ki ölçülecek niteliğin sayı ve sembollerle ifade etme işidir. Önce ölçülecek nitelikler belirlenir. Evet. Sonradan ölçme aracı hazırlanır. Ölçme kuralı belirlenir. Sorular verilecek puan mesela. Ölçme aracı uygulanır. Son aşama olarak puanlar hesaplanır. Toplam sayı ve sembollerle ifade edilir. Şimdi ölçüt ve karar ölçme işleminde yer almaz. Ölçüt ve karar ölçme işleminde yer almaz. Şöyle bir yıldız atmışız arkadaşlar. Evet. Ölçüt ve karar ölçme işleminde yer almaz. Ölçüt ve karar peki nerede yer alır? Değerlendirme yaparken biz yapmış olduğumuz ölçmeyi bir ölçütle karşılar ve bir karara, bir yargıya, bir değerlendirmeye varıyor ise, bir yorum yapıyorsak o zaman ölçüt ve kararı kullanıyoruz, değerlendirme yapıyoruz. Evet, doğrudan ölçme. Ölçmek istenen özellik ile ölçme aracının aynı olması. Kütle, metre, sayma işi. Yani kütleyi ölçüyoruz. Metreyi ile metreyi ölçüyoruz. Sayma işi doğrudan. Dolaylı gösterge ile ölçme. Ölçmek istenen özellik ile ölçme aracının farklı olasıdır. Sıcaklık, ağırlık, başarı gibi. Türetilmiş ölçme en az iki değişkenin bağlantısıyla sokup üçüncü bir ölçme aracı üretmektir. Örneğin vize final notlarının nüfus yoğunluğu mesela. Nüfus yoğunluğu final notları vize. Ölçmede sıfır vardı. Mutlak sıfır neydi değerli hocalarım? Gerçek yokluğu anlatan sıfırdır. Örneğin metre, kilometre, hız göstergesi eşit oranlı ölçmeye örnekti arkadaşlar. Bağıl sıfırı sonradan belirlenen bilim adamları tarafından konulan başlangıç noktası olarak konan sıfırdır. Örneğin termometre, rakım, takvim, saat, testler, eşit aralıklı ölçmeler değerli hocalar. Evet, ölçmede birim vardı. Ölçme sonuçlarını açık, net hale getirmek için kullanılır. Mesela Zeynep 32 kilogramın puan mı almış? Santimetre mi arkadaşlar? Evet. 32 kilogram puan mı almış, santimetre mi? Baktığımızda puan mı almış, santimetre mi? Evet. Ölçmede birim. Zeynep 32 kilogram mı? Puan mı? Santimetre. Bunun netlik kazandırmak için mesela. Doğal birimler var. Bilimsel tanımlama yoktur. Farklılıklar gösterilebilir. Örneğin sokakta 15 ağaç var. 15 ağaç doğal birim. 15 hayvan, 15 insan, 15 top. Bunlar doğal birim oluyor. 15 elma gibi. Yapay tanımlanmış birim. Bilim insanlarınca tanımlanmıştır. Geçerliliği, güvenilirliği ispatlanmış. Örneğin üçgenin iç açıların toplamı 180 derecedir. Evet. Üçgenlerin iç açıların toplamı 180 derece dediğimiz yapay tanımlanmış birim olarak örnek verdik. Birimlerde bulunması gereken 3 tane özellik var. Eşitlik, genellik, kullanışlılık. Eşitlik nedir? Ölçmeden ölçmeye, zamandan zamana değişmen ölçektir. Örneğin karış yerine metrenin kullanımı arkadaşlar. Burada karış da olabilir aslında da eşitlik. Ama kişiden kişiye değişmeyecek. Evet. Genellik, birimlerin dünya ülkeleri tarafından kabul edilmesidir. Mesela santimetre veya metre dünya geneli, dünyadaki ülkelerin kabul etmesi. Kullanışlılık arkadaşlar, ekonomiklik ilkesi vardır. Sonuçlarının kısa sürede anlaşılması önemlidir. Değerlendirme var. Ölçütlerin bir ölçütle kıyaslanarak değer yarısına oradan da karara ulaşmaktır. Değer yarısına oradan da karara ulaşmaktır. Örneğin bebek 2,7 kilogram o doğduğu sağlıklı bir bebek 3 kilogram olmalıdır. O halde bebek özel bakıma alınmalıdır. Ölçme olmadan değerlendirme olmaz. Evet. Bu da ayrı bir şey. Ölçme olmadan değerlendirme olmaz. Değerlendirme türlerine bakacak olursak ölçütüne göre değerlendirme, yapılış amacına göre değerlendirme. Şöyle ikiye böldüğümüzde değerli hocalarım, mesela sorularda aşağıdakilerden hangisi ölçütüne göre değerlendirme değildir deyip ya da yapılış amacına göre değerlendirme değildir deyip bu beşini karıştırabiliyor. Onun için biz ölçütüne göre mutlak ve bağıl olduğunu bileceğiz. Yapılış amacına göre tanıma, biçimlendirme ve düzey belirleme olduğunun bileceğiz ki şıklardan hemen eleyelim. Evet, mutlak ölçme işleminin öncesinde belirlenir. Bireysel performans testleri, kapsam geçerliliği, yüksek testlerde kullanılır. Tam öğrenme modelinde kullanılır. Tüm öğrenciler başarılı başarısız olabilir. Mutlak. Hepsi de başarılı olabilir, hepsi de başarısız. Bağlı norma dayalı. Mesela buna bir örnek, mutlak ölçüde bir örnek verecek olursak soruların mesela 20 sorudan 15'ini çözmek. Evet. Bağla göre grubun performansı vardır. Ölçmeden sonra belirlenir. Aday sayısı çok seçilecek. Kişisi az ise kullanılır. Hız testi, zor testleri, yetenek testleri kullanılır mesela. Bağlı değerlendirme. Ortalamanın üstünde alanlar sınıfı geçer. Ortalama eşittir. 15 de olabilir değerli hocalar. Çan eğrisi gibi. Tanıma ve yerleştirme, ön bilgileri yoklamak. Evet, ön bilgileri yoklamak, hazır bulunuşluk, giriş davranışı, ön testler kullanılır. Biçimlendirme, formatif, yetiştirici. Program devam ederken öğrenme eksikliklerini tespit etmek vardır. Mutlak ölçüt vardır. Düzey belirleme, değer biçme ise program sonunda yapılır. Belge, sertifika, diploma verilir. Mutlak ölçüt vardır değerli hocalarım. Şöyle hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorum. Asıl değineceğim nokta ne olacak değerli hocalarım? Daha çok sayısal bölümüne değineceğim. Evet. Ölçek türleri var. Şimdi ölçek türlerine bakacak olursak sınıflama, sıralama, eşit aralıklı, eşit oranlı. Eşit oranlı gerçek. Şuraya gerçek diyelim. Gerçek 0. Buraya ne yazalım? İzafi 0. Burada zaten belli ediyoruz. Sınıflandırma, nesnelerin taşıdıkları özelliklere göre kategoriye ayrılmasıdır. 0 kullanılmaz. 4 işlem yapılmaz. Frekans mod bulunabilir. Yüzde hesabı yapılır. Simetri özelliği vardır. Geçişlik özelliği vardır değerli hocalarım. Yani mesela ne diyelim, örnek verecek olursak sınıflandırmaya insanların kadın ve erkek olarak ayırt edilmesi. Evet. Sonra ne diyelim, aklıma ne gelsin sınıflandırmaya? İşte siyah saçlı ve saç rengine göre sıralama veya göz rengine göre sınıflandırma. Bu sınıflandırma oluyor. Başka illerin mesela değerli hocalarım, illerin işte bir sayı vererek sınıflandırılması. Sadece bir sınıflandırma var. Bakacak olursak sıralama, nesneler taşıdıkları özelliğe göre sıralanır. 4 işlem yapılmaz, 0 kullanılmaz, başlangıç noktası vardır, sabit değildir. Azlık çokluk bildirir, medyan ve yüzdelik bulunur, simetri yok, geçişlilik var. Sıralama arkadaşlar, işte bir öğrencinin, bir sınıftaki öğrencilerin büyükten küçüğe doğru boy sırasına göre sıralandırılmasıdır. Başlangıç noktası var, belli değil, başlangıç noktası sabit değil, başlangıç noktası her an değişir sıralamada. Bir azlık, bir çokluk var ama bu azlık ve çokluk net değildir sıralamada değerli hocalarım. Eşit aralıklı birimler arası eşit başlangıç noktası vardı. Sabit sıfır, bağıl sıfır, izafi, kısmi, gerçek olmayan sıfır, toplama çıkarma yapılır. Evet, toplama çıkartma yapılır. Takvim, saat, termometre buna örnektir. Değerli hocalarım, eşit aralıkta çarpma ve bölme yapılmaz. Bu son derece önemli. Bakın buranın altını çiziyorum. Eşit aralıklarda çarpma ve bölme işlemi yapılmaz. Bir örnek verecek olursak, Eskişehir Ankara'ya göre Eskişehir sıcaklığı eşittir 40 olsun, Ankara'nın sıcaklığı eşittir 20 olsun. Eskişehir Ankara'ya göre 20 derece daha sıcaktır diyebiliriz. Ankara Eskişehir'e göre 20 derece daha soğuktur diyebiliriz. Ama Eskişehir Ankara'nın 2 katı sıcaktır diyemeyiz. Ya da Eskişehir'in sıcaklığını böldük 2'ye, Ankara'nın sıcaklığını bulduk diyemeyiz değerli hocalarım. Evet, eşit oranlı eğitimde kullanmış olduğumuz bütün, evet, eğitimde kullanmış olduğumuz bütün ölçme araçlarında eşit ağırlığı kullanıyoruz. Evet. Neden? Çünkü ölçme, eğitimde kullanılan bütün ölçme ve araçlarında ne var arkadaşlar? İzafi, gerçek olmayan, kısmi, hayali bir sıfır var. Mesela öğrenci matematikten sıfır aldı. Bu çocuğun matematik bilgisi yoktur diyebilir miyiz? Sıfır gerçek anlamda yokluğu belli eder mi? Hayır. Öğrenci o gün hasta olmuş olabilir. Sorular okumayıp cevaplamış olabilir. Bu öğrenci sıfır aldı deyip de matematik bilgisi yok diyemeyiz. Bunun için değerli hocalarım, eğitimde kullanılan bütün ölçek türlerinde eşit aralıklı ve izafi sıfır kullanıyoruz. Eşit oranlı birimler arası eşittir. Başlangıç noktası sabit. Sıfır sabittir. Mutlak sıfır. 4 işlem yapılır. Şimdi 4 işlem yapılır. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme yapılır. Evet. En gelişmiş ölçme türlerindendir. Eşit oranlı değerli hocalar. Bakacak olursak hata, ölçmede hata, buraya yıldız atıyorum. Buralardan soru gelme ihtimali çok yüksektir değerli hocalar. Sabit diyecek olursak, ölçmeden ölçmeye, nesneden nesneye değişmeye, herkes için artı 10 puan vermek geçerli etkiler. Bakın burada çok önemli. Geçerliliği etkiler. Geçerlilik neydi? Ölçmek istediğimiz özelliğe başka hiçbir şey katmadan, ölçmek istediğimiz özelliğe başka hiçbir şey katmadan o özelliği saf, duru, temiz bir şekilde ölçmek geçerlilik diyorduk. Biz fen bilgisi testine bakarak değerli hocalarım, eğer matematiği ölçüyorsak bu geçerlilik de yoktur diyoruz. Evet, herkese 10 puan vermek sabit bir hatadır. Sistematik güvenirlik etkilenmez. Sistematik hataya bakacak olursak, ölçmeden ölçmeye, nesneden nesneye değişir. Örneğin 1 kilogramda 100 gram fazla tartılıyorsa 2 kilogramda 200 gram ölçmeci tarafından bilinçli yanlı hatalar bu kapsamdadır. Örneğin sadece erkek öğrencilere 5 puan vermek geçerliliği etkiler. Kız Kız öğrencilerine 10 puan vermek, yazısı güzel olan öğrencilere puan vermek, yanlılık, bakın yanlılık önemlidir değerli hocalarım. Yani kız öğrencilerine ben 5 puan, bütün kız öğrencilerine 5 puan verdiğimde bu sabit hata olmuyor mu? Hayır, olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü yanlılık söz konusudur. Yanlılık varsa bu sistematik hatadır. Ya da sevdiği öğrencilerine 5 puan vermek, 10 puan vermek. Bu da sistematik hata örnektir. Şimdi değerli hocalarım, biz diyelim bir terazimiz var. Buraya örnek vermiş. Terazi 1 kiloda 200 gram eksik ölçüyor. Doğru mu? Ben sabit mi bir hata var? Hayır. Ben gün içinde alışveriş yaptığımda müşterilerime işte mal satıyorsam birisi 2 kilo alıyor, birisi 5 kilo alıyor, birisi 20 kilo alıyor. Ne oluyor? Her müşterime farklı farklı kilolar aldığı için farklı farklı eksik ne yapıyorum? Gramlar veriyorum. Kimisine 100, kimisine 200, kimisine 300, kimisine 800 gram eksik veriyorum. 4 kilo aldığında ne yapıyorum? 4 kilo aldığında 400 gram ne yapıyorum? Eksik veriyorum, değil mi değerli hocalarım? Ya da 1 metre 10 santimetre eksik gösteriliyor. Ben 50 metrede 1 metre ne kadardır arkadaşlar? 1 metre. İnsanlarımız uzun olsun. Bir insan 2 metre olsun. Bir insan 5 metre olsun. Ben o metreyle bir insanı ölçtüğümde işte diyelim ki metrede 10 santimetre eksiklik söz konusu. Evet. 2 metrede ne kadar olur? 2 metrede 20 santimetre eksik gösterilir. Sistematik hata. Bir de 5 metrelik bir insanda da ölçtüğünde ise 50 santimetre eksik gösterecektir. Bu da sistematik hata giriyor. Ya da öğrencilerin almış olduğu sınav puanının %10'unu vermek. Evet. %100'ü bir sınav 100 puan olsun, tam puan. 100 alan bir öğrenciye %10'u 10 puan veriyorsun. 50 alan bir öğrenciye %10'u 5 puan veriyorsun. Bakın bu da kişiden kişiye değişiyor. Tesadüf hatalar değişenler belli oranda değildir. Gelişi güzeldir. Miktarı kaynağı belli değildir. Düzeltilmesi, engellenmesi mümkün değildir. Ölçme aracından ortamdan, ölçmeciden kaynaklanabilir. Güvenirliği etkiler. Demek arkadaşlar, bakın şuraya geçerli etkiler demiş. Demek arkadaşlar, sistematik ve sabit hatalar güvenirliği etkilemez iken geçerliliği etkiliyor. Tesadüf hatalar ise güvenirliği etkiler, geçerliliği etkilemez. Bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler vardır. Bunlar güvenilirlik, geçerlilik, kullanışlık vardır. Bunları geçiyoruz arkadaşlar, geçelim. Güvenini arttırma yolları var. Burayı okuyalım arkadaşlar. Evet. Soru sayısı arttıkça güvenilirlik artar. Çünkü sorularda geliyor. Soruların ifadesi açık, net, anlaşılır olmak çok önemli. Testin yönergesini hazırlamak, kaç soru, kaç puan getirecek, kaç dakika gibi yönergesinin net hazırlamak. Grubun heterojenliği ile öğrenme düzeyin farklılıkları, standart sapma yüksek olur. Bu da güvenirliği hizmet eder. Arkadaşlar bakın, öğrenme düzeyleri farklı olan tembel, çalışkan, başarılı olan öğrenciler veya kız, erkek fazla yani birbirine yakın olmayan öğrenciler, farklı farklı kültüre, farklı farklı eğitim düzeylerine sahip olan heterojen öğrencileri sen bir araya getirdiğin zaman standart sapma yükselir. Bu da güvenirliği etkiler. Güvenirlik, standart sapma, ranj ilişkisi, standart sapma yüksek ise ranj da yüksektir. Doğru. Standart sapma yüksek ise ranj da yüksektir. Doğru. Ranj nedir? Alınan en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki farktır. Doğru. Standart sapma nedir arkadaşlar? Öğrencilerin birbirinden farklı notlar alması demektir. Birisi 100 alırken birisi 10 alması gibi yani. Ranj yüksekse standart sapma ve heterojenlik hakkında sonuç çıkaramayız arkadaşlar. Evet. Ranj yüksek ise, bakın, standart sapma yüksek ise ranj yüksektir diyebiliriz. Ama ranj yüksekken heterojenlik hakkında sonuç çıkaramayız. Eğer ranj küçükse standart sapma küçük, homojen diyebiliriz. Testin güçlülüğü test zor ya da kolaysa güvenirlik düşük çıkar. Test güçlülüğü testin güçlülüğü test zor ya da kolaysa güvenirliği düşük çıkar. Orta zorlukta olmalı. Testin güçlülüğü orta zorlukta olmalıdır. Yani P'si orta güçlükte olmalıdır. 0,50 arkadaşlar. 0,50. Seçenek sayısı arttıkça şans faktörü azalır, güvenilirlik artar. Doğru. Testin cevaplama süresi en az süre verilmelidir. Testin cevaplama süresi ne fazla ne az süre verilmelidir arkadaşlar. Yanlış okudum. Puanlamadaki nesnelik çok önemlidir. Ortam, ölçülen kişi, ölçemci, ölçme aracı tesadüf hatalardan arınık olmalıdır. Şimdi değerli hocalarım, standart hata S, E ile gösteriyoruz. Baktığımızda standart hata şöyle, bu normal dağılım eğrisi, simetri dağılım. Bu çok önemli. Bakın bu birinci standart sapma arasındakiler %68. İkinci standart sapma arasındaki %95. Üçüncü standart sapma ise 99'u bize gerçekliliği gösteriyor. Mod eşittir medyan eşittir aritmetik ortalama. Yani en çok tekrar eden sayı eşittir ortancaya, ortanca eşittir aritmetik ortalamaya. Normal dağılım eğrisinde bu çok önemli değerli hocalarım. Şimdi T puanını verdik. T puanı. T puanı ileride göstereceğim zaten. T eşittir 50 artı 10 çarpı Z'dir değerli hocalarım. T. Şimdi baktığımızda T, şimdi bakın 40'ı nasıl bulacağım? Z'ye 1 versem, eksi 1 versem değerli hocalarım ne oluyor? T eşittir 40 oluyor. Bak ben 40'a geliyorum. Eğer ben Z'ye eksi 2 versem T 30 oluyor. Eğer ben T'ye eksi 3 versem T eşittir 20 oluyor. Ben bu T'leri buradan buluyorum. Z'ler de zaten bu şekil, bu normal dağılım eğrisi simetrik dağılımdan bu şekil gösteriyoruz değerli hocalarım. Standart sapma da bu şekilde gösteriyoruz. Çünkü eğer ÖSYM veya uzman öğretmenlikte, baş öğretmenlikte arkadaşlar zorlamak isterseler ve zorlamak isterlerseler bu bölümde, bu tabloda zorlarlar arkadaşlar. Özellikle formül kısmında zorlarlar. Standart sapmanın mesela standart sapma artı 1 bu aralıkta, eksi 2 bu aralıkta. Bu tabloyu adımız soyadımız gibi bilmemiz lazım. Z puan standart sapmanın formüllerini ileriki aşamada vereceğiz. Bu formülleri adımız soyadımız gibi bilmek lazım. Çünkü bazen ne yapıyor? Z puanını veriyor, T puanını veriyor, standart sapmayı hesaplamamızı istiyor, aritmetik ortalamayı veriyor, öğrencinin puanını veriyor. Sonra diyor ki şunu bul. Yani formüller arasında dönüşüm de yapmamız gerekebilir. Bunun için bu formülleri adımız soyadımız gibi bilmemiz lazım. Evet, güvenilirlik gösterme yöntemleri var. 2 kez uygulama, 1 kez uygulama. Şimdi 2 kez uygulama, test, tekrar test, eşdeğer, forma, paralel test vardı. 1 kez test yarılama, eşdeğer yarılar, KR 20, KR 21, alfa güvenilirlik yöntemiyle iş tutarlılık testi ölçüyorduk biz. Şimdi korelasyon var arkadaşlar, korelasyon. Korelasyon nedir? En az 2 değişken arasındaki ilişki ifade eder. Eksi 1 artı 1 değerler arasında alır. Çok önemli arkadaşlar, çok samimi söylüyorum. Bu korelasyonu da sorabilirler. Yani soru gelme ihtimali fazladır. Pozitif korelasyon nedir? Biri artınca diğeri de artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de azalıyorsa pozitif korelasyon vardır. Negatif korelasyon biri artınca diğeri azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri artıyorsa negatif korelasyon. Nötr korelasyon hiçbir ilişkinin olmaması durumudur. Buna örnek verecek olursak nötre, ya insan uzun boylu olan öğrenciler daha başarılıdır. Alakası yok. Nötr, hiçbir alakası yok. Ya da şişman olan öğrenciler daha başarılıdır. Hiç alakası yok. Negatif korelasyona örnek verecek olursak öğrencinin kaygı düzeyi ile başarısı ters orantılıdır. Kaygı düzeyi artarsa başarısı azalıyor. Değil mi arkadaşlar? Kaygı düzeyi azalıyorsa başarısı artıyor. Pozitif korelasyon, öğrencinin çalışma saati artarsa bununla birlikte başarısı da artar. Test, tekrar yöntemi, bunları anlatmıyorum arkadaşlar. Evet, geçiyorum. Kapsam geçerliliğini geçiyorum arkadaşlar. Görünüş geçerliliğine geçiyorum. Sadece geçerli arttırma yolları var. Bunun üzerinde bir duralım değerli hocalarım. Çünkü genel bir tekrar yaptık. Şimdi kısa bir özet yapıyoruz. Daha çok önemli olan yerlerin üzerine durmaya çalışıyorum. Geçerli arttırma yollarına bakacak olursak. Test planı hazırlamak. Testin amacını belirlemek. Belirtge tablosu hazırlamak. Belirtge tablosu kapsam geçerliliğinin bakıyorduk. Anahtar kelimeydi. Her hedef davranış için en az bir soru olmalıdır kapsam geçerliliğine. İpucu kullanılmamalıdır. Sabit sistematik hatalardan kaçınılmalıdır. Sabit ve sistematik hatalar geçerliliği etkiliyor arkadaşlar. Kopyaya izin verilmemelidir. Güvenlik için alınan önlemler dolaylı olarak geçerliliğe de hizmet eder. Güvenlik artıyorsa geçerlilik de artar. Güvenilirlik ve geçerlilik ilişkisi nedir? Bu çok önemli arkadaşlar. Bunun üzerine durmak istiyorum. Bir ölçme aracı güvenilir ise geçerli olmayabilir. Evet bak, bir ölçme aracı güvenilir ise geçerli olmayabilir. Güvenilir değilse geçerlidir, geçerli de değildir. Bak, güvenilir değilse de geçerli de değildir. Geçerli ise zaten güvenilirdir arkadaşlar. Evet. Bir testin güvenilirlik kat sayısının karekökünden o testin güvenilirlik kat üst sınırı, örneğin 30 maddelik testin güvenilirlik kat sayısı nedir? 64 iken 20 maddede daha eklenip 30-50 maddelik oluyor. Bu testin güvenilirlik kat sayısı sınırı 80'i geçemez. Güvenilirlik kat sayısı eşittir geçerliliğinin kareköküne eşittir. Yani geçerlilik diyelim ki 81 ise 0.81 ise güvenilirlik en fazla 0.9'dur değerli hocalar. Evet. Şimdi geleneksel testler var arkadaşlar. Yazılı yoklamalar. Şöyle sadece maddelerini okuyorum. Hazırlanması kolaydır. Puanlaması zordur. Yani öznelik söz konusudur. Geçerlilik ve güvenilirliği düşüktür. Öğrenci sayısı az, soru hazırlama zaman az ise kullanılır. Bak, öğrenci sayısı az, soru hazırlamak zamanı az ise kullanılır. Doğru. Cevap özgürlüğü tanır. Şans başarısı yoktur. Çok önemli. Bilişsel alanın tüm basamaklarına hizmet eder. Bilişsel alanın tüm alanlarına hizmet eder arkadaşlar. Bu son derece önemlidir. Yani analiz, sentez, değerlendirme üstüne çıkıyor arkadaşlar. Puanlama yapılırken ayrıntılı puanlama anahtarı hazırlanmalıdır. Sistematik hatalardan kaçınmalıdır. Puanlama ve puanlayıcı güvenilirliğiyle objektif değerlendirme yapılmalıdır. Puanlanırken isimler kapatılmalıdır. Öğrencilerin tümü bir soruna bakıldıktan sonra ikinci sorulara geçilir arkadaşlar. Bu da yazılar için. Doğru yanlış testler içine bakacak olursak şans faktörü en yüksek testtir. %50 arkadaşlar. Evet, %50 şans faktörü var. Hazırlama, puanlama kolaydır. Tamam. Objektiftir. Daha çok nesneldir. Yani daha çok ilke ve genellemelerin yoklandığı test türüdür. Üst düzey beceri için uygun değildir. Yani daha çok bilgi ve kavrama düzeyinde arkadaşlar. Tüm derste de kullanmaya elverişlidir. Düzeltme formülüyle şans faktörü düşülebilir mesela. Bir doğru, bir yanlışı götürür mesela. Her bir madde tek bir hedef ölçmelidir. Maddenin yanlışlığı aldatıcı olmalıdır. Doğru yanlış testlerde olumsuz ifade kullanılmaz. Nesnel olmayan kişisel kanılar kullanılmamalıdır. Cevap anahtarı örüntülü oluşturulmamalıdır demiş. Kısa cevaplı anahtar, boşluk doldurma, hazırlanması kolay, puanlaması objektif, şans faktörü yoktur. Çok soru sorulabilir, ezber yöneliktir. Üst düzey için uygun değildir. Bu da kavrama, bilgi ve kavrama arkadaşlar. Tek bir doğru cevap olacak şekilde hazırlanmalıdır. İpucu oluşturacak ekler kullanılmamalıdır. seçenek sunulmaz, boşluk uzunlukları eşit olmalıdır. Eşleştirilmeli testler var arkadaşlar. Hazırlanması, puanlanması, uygulanması kolaydır. Seçeneklerin sayısı fazla olmalıdır. Özellikle en az 6, en fazla 15 olmalıdır. Öncüler en az 6, en fazla 15 olmalıdır. Uzun ifadeler öncül olarak kullanılmalı ve sol tarafta yer almalıdır. Seçenekler sırayla olmalıdır. Bir seçenek birden fazla öncül için kullanılabilir. Hepsi seçeneği olmaz. Çağdaş değerlendirme yöntemi var. Kontrol listesi evet, hayır, var mı? Derecelendirme iyi, kötü, orta. Bunlar geçelim arkadaşlar. Şöyle performans değerlendirme, evren, değişken, bağımsız değişken. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli olan bu. İstatistiksel işlemler var. Merkezi eğilim, aritmetik ortalama, mod, tepe değeri, medyan, ortanca, ağırlık ortalama. Merkezi değişim, standart sapma, varyans, range, bal değişkeni, katsayısı. Değerli hocalarım, samimi söylüyorum, buradan soru gelir. Gelirse de çok zorlayacak bir bölüm olarak gelir. Çünkü bunların hepsinin formülünü bilmek lazımdır. Tek tek şimdi işleyeceğiz. Aritmetik ortalama. Toplam öğrenci puanlarının toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. X ifadesiyle gösterilir. Şimdi aritmetik ortalama şu şekil gösterilir. Eşittir. Şimdi değerli hocalarım. 3 öğrenci bak burada ne yapıyor? 2 öğrenci 20 almış. Doğru mu değerli hocalarım? O zaman aritmetik ortalama eşittir. 40 dedik. Artı 5 öğrenci 40 almış. O da ne oluyor? 5 kere 4 20, 200 oluyor. Artı 3 öğrenci 60 almış. O da nedir? 180. Küçük yazalım. Bölü kaç öğrenci var burada? 10 öğrenci var. Şimdi topladığımızda 200 evet ekledik şuraya. 400, 420. 420 mu? Evet. Bakalım. Evet, 420 oluyor değerli hocalar. 420 bölü 10 dediğimizde gitti. Burada bir yanlış anlaşılma. 10 öğrenci doğru. Burada yanlış anlaşılma var arkadaşlar. Doğru mu yaptık? 20, 200, 180. Topladığımızda ne oluyor? Doğru. 420. 420 öyle böldük. Evet, aritmetik ortalama burada 42'dir değerli hocalar. Burada bir yanlış anlaşılma söz konusu. Şimdi mod tepe değeri nasıl bulunur? Mod tepe değeri. Şimdi değerli hocalarım, frekans en yüksek olan puandır. Örneğin puan frekans öğrenci demek zaten. Frekans öğrenci kişi sayısı demek. Frekanslar eşitse mod hesaplanmaz. Eğer iki tane aynı yüksek frekans varsa alt alta puanlar toplam 2'ye böl. Eğer araya başka sayı girdiyse çift modlu olur. Değerli hocalarım, buradan en çok tekrar eden hangisidir? 4 kişi 80 almış, 4 kişi 70 almış. Doğru mu? Evet. Arada herhangi bir puan var mı? Yok. Ne yapacağız o zaman biz? Bakın burada bir yanlış anlaşılma söz konusu. Bu böyle olmaz, böyle ifade edilmez. Şimdi 80 artı 70 bunu 2'ye böldüğümüzde ne oluyor? 150 bölü 2 75 oluyor. Demek ki bizim modumuz burada 75. Şimdi ne yaptık değerli hocalarım? Şunu yapıyoruz aslında. Bir kişi 50 puan almış. 50'yi yazdık. İki kişi 60 almış. 60'ı aldık. 4 kişi 70 almış. 70 aldık. 70. Şöyle yazalım. Aklımızda kalsın. Burada 80 almış. 80 almış. 80 almış. Şöyle. Bir tane daha 80 yazalım. Evet. Burada frekans en alttaki öğrenci 50 almış. 2 kişi 60 almış. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaç tane öğrencimiz var? 11 öğrencimiz. Saydığımızda 11 burasının toplamı arkadaşlar 11 yapıyor. Demek ki bizim puanlarımız bunlar. Bunun tepe değeri nedir? Tepe değeri frekansı en yüksek olan puan demiş. Bak frekansı en yüksek olan puandır. Soru olarak karşımıza gelir mi? Gelir arkadaşlar. Mod veya tepe değerin tanımı nedir? Frekans yani kişilerin en çok tekrar eden kişilerin aldığı puandır. Şimdi baktığımızda 4 kişi 70 almış. 4 kişi ne almış arkadaşlar? 80 almış. Biz bu tepe değeri hesaplamak için ne yapıyoruz? Ardışık olduğu için ve aralarında herhangi bir sayı olmadığı için topladık. 2'ye böldük. 75 bulduk. Peki değerli arkadaşlarım. Şimdi baktığımızda burada yine 5 kişi 40 almış, 2 kişi 50 almış, 5 kişi 70 almış, 3 kişi 90 almış. Baktığımızda en çok tekrar eden modlara bakalım. Frekansa bakalım. Evet 5 kişi 70 almış, 5 kişi 40 almış. Baktık arasında bir sayı var. 50 var. Olduğu için bu da çift modludur. Modumuzun birisi 70, birisi 40'tır değerli hocalarım. Bu da son derece önemli. Özellikle modun tanımı, tepe değerin tanımı sınavda karşımıza gelebilir. Demek ki frekansı en yüksek olan puandır. Evet. Medya ortanca nedir değerli arkadaşlar? Medya sıralanmış bir dizi puanın orta noktasıdır. Küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralama yapılır. Öncelikle bakın örnek vermiş. 60, 40, 35, 24, 15. Ortanca 35'tir. Niye 35'tir? Doğru. Büyükten küçüğe doğru sıraladık. Bakın geldik 2 gittik. Ortası, tam ortasına geldik. Büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıraladık. 35'tir doğru. Toplam burada 5 puan var. Bu tek sayı olduğu için formül olarak toplam frekans n artı 1 bölü 2'dir. Evet. Bak burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 puan var değil mi? n artı 1 bölü 2. Şimdi bu da tabii 5 tane sayı var ama çok uzun da verebilirler. Hesaplama yapmamız lazım. N'i 5 dedik. Saydık. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Şurayı bir silelim değerli hocalarım. Evet, şöyle bir silelim. Sayılarımızı görelim. Şimdi 5 tane sayı var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 artı 1 bölü 2. Dediğimizde ne çıkıyor? 6, 2'ye bölü 3 çıkıyor değil mi? Buradan 3 çıkıyor. O zaman büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıraladığımız zaman 3. sırada olan kişi moddur. Bak burası. Medyan ortancadır. Pardon, mod diyorum, özür diliyorum. Medyan ortancadır arkadaşlar. Peki bu tek sayı olduğu için formül olarak n artı 1 bölü 2'yi kullanıyoruz. Frekans, toplam frekans n olarak ifade ediliyor. Eğer sayıda 6 adet olsaydı bu çift sayı olacaktır ve bunun formülü de toplam frekans yani n bölü 2 artı 1 şeklinde ifade ederiz. Şimdi baktığımızda değerli hocalarım burada toplam frekans nedir? 22, 30, 33. Pardon burada yanlış ifade ettik. Şurayı görmedik. Şura bak toplam frekans burada nedir? Burada saymış. Şimdi 2, 2 daha 4, 5 daha 9, 3 daha 12. Toplam frekans burada 12'dir. Peki bu bakın 12. Bunu nasıl hesapladık peki? 3'ü ekledik, 3'ü yazdık 3. 3'e 5 ekledik, 8 yazdık. 8'e 2 ekledik 10. 10'u 2 ekledik 12. Toplam frekans diyorsa burada bize toplatmış. Yani bunu karıştırmamak lazım. Ne yapıyoruz? 12. 12'ye n dedik. 12 bölü 2 ne oldu arkadaşlar? 6 artı 1 7. 7. kişi 7. sıradakiler baktık. Yukarıdan aşağı sıraladık. Bu 7. buraya geliyor değil mi? 7. buraya geliyor. Baksaydık 3, 5 daha 8 oluyor. Tam buraya denk geliyor. O zaman frekansımız arkadaşlar buraya denk geldiği için medya ortanca 50'dir. Evet. Bu da son derece önemli değerli hocalarım. Yani bunların hesaplamasını da yapmamız gerekiyor. Standart sapma aritmetik ortalama olan uzaklıktır. Standart sapma aritmetik ortalama olan uzaklıktır. SS, iki tane S küçük grup küçük, standart sapma küçük ise grup homojendir, büyük ise heterojendir. Şimdi standart sapma formülü var arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Standart sapma formülü var. Standart sapmanın karesi, şöyle varyansın formülünü vereyim. Varyans standart sapmanın karesi eşittir varyans standart sapmanın karesi. Ya da şöyle de ifade edebiliriz. Varyans karesi eşittir standart sapma. Her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman ne biliyoruz? Evet. Varyans ile standart sapma aynı yorumu yapıyoruz. Ne diyoruz? Standart sapma yüksek ise öğrenciler heterojendir ve farklılaşma fazladır. Standart sapma küçük ise öğrenciler homojendir ve homojenlik, yani birbirine yakın puanlar fazladır diyebilirsin. Standart sapmanın puanını ileride karşımıza çıkacak büyük ihtimalle. Onu da vereceğiz. Şimdi range, dizi genişliği en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki farktır. Standart sapma küçük ise range küçülür. Büyükse range da büyür. Standart sapma tüm puanları ele alır arkadaşlar. Doğru. En başarılı grup aritmetik ortalamaya bakılır arkadaşlar. Bakın soruda çok önemli. Hemen yıldız atıyorum buraya. En başarılı grubu soruyorsa aritmetik ortalamaya bakılır. Aritmetik ortalama yüksek olan grup başarılıdır. Eğer aritmetik ortalama eşit ise standart sapma küçük olan en başarılıdır. Bak bu da son derece önemli. Evet, ben Türkçe, matematik, sosyal aritmetik ortalamalarını sıraladık. Doğru mu? Bir de standart sapmaları da sıraladık. Hatta yapalım şurada örnek olsun diye. Türkçe, matematik, fen. Aritmetik ortalaması 50, 70, 80 olsun. Hatta şurası 80 olsun. Evet. Şimdi değerli hocalarım, standart sapma 10 olsun, standart sapma 2 olsun, standart sapma 5 olsun. Başarılı grup hangisi arkadaşlar? En başarılı olan grup. Türkçeden mi başarılı, matematikten mi, fenden mi? Şimdi baktığımızda aritmetik ortalaması en yüksek olan 80-80 eşit. Aslında birisi mesela 90 olsaydı fen diyecektik. İkisi eşit olduğu için matematik ile fen arasında kaldık. Hemen standart sapmaya bakıyoruz. Standart sapma küçük olan başarılıdır. En başarılı olan grup matematiktir. Niye? Öğrenciler birbirine yakın puanlar almıştır. Homojen. Yani bütün öğrenciler birbirine yakın puanlar almıştır diyor. Bağlı değişkenin katsayısı demiş. Test maddeleri farklıysa kullanılır. Formül ise nedir? V eşittir standart sapma çarpı 100 bölü aritmetik ortalama. Formül çok önemli arkadaşlar. Eğer bağlı değişkenin katsayısı 25'ten büyük ise, bu da çok önemli, grup heterojendir. 20 ve 25 arasında ise grup normaldir. Bağlı değişkenlik katsayısı 20'den küçükse homojendir. Bakın standart sapma formülü burada arkadaşlar. Son derece önemli. Evet, demek ki bağlı değişkenlik katsayısı eşittir standart sapma çarpı 100 bölü aritmetik ortalama. Şuraya noktada diyebiliriz. Şimdi normal dağılım, simetri. Arkadaşlar mod, medyan, ortalama hepsi eşittir. Sağa çarpıklık, bak sağa çarpıklık şuradan bastığımızda öğrenciler tembeldir. Mod küçüktür, medyan küçüktür, aritmetik ortalama. Grup başarısızdır, test zor gelmiştir, darbeyi sağdan yemiştir arkadaşlar. Bak darbeyi sağdan yemiştir. Sola negatif kayışlık. Şimdi baktığımızda grup aritmetik ortalama küçüktür, ortadan o da küçüktür. Moddan. Grup başarılıdır. Test kolaydır. Darbeyi soldan yemiştir arkadaşlar. Sivri dağınık, basık dağınık var. Çiftte mod var. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi testin ortalama güçlülüğü var değerli hocalarım. Testin ortalama güçlülüğü K eşittir aritmetik ortalama bölü soru sayısı, madde sayısı diyoruz ya. madde sayısı demek. Şimdi test 1, test 2, test 3. Madde sayısı 50, 30, 50, 90. Aritmetik ortalama bu, değil mi? Standart sapma da vermiş. 0 ile 1 arasındaki değer alır. Test ortalama güçlülüğü. Doğru, 0 ile 1 arasında değer alır. 0'a yaklaştıkça zor, 1'e yaklaştıkça kolay olur. Evet, test ortalama güçlülüğü 0 ile 1 arasındaki bir değeri alır. Eğer 1'e yaklaşıyorsa kolay, 0'a yaklaşıyorsa zor. Ama ideal bir testi aradığımız nedir? Testin ortalama güçlülüğü eşittir. 0,50 olursa bu test çok iyidir arkadaşlar. Evet. Bir de Z puanı var. ZT puanları var. Z puanı nasıl hesaplıyorduk? Z puanı eşittir. Z puanı eşittir. Öğrenci puanı eksi aritmetik ortalama bölü standart sapma. Değerli hocalar. Z puanı bu şekilde hesaplanır. T puanı nedir? T puanı eşittir. 50 artı 10 çarpı Z'dir. Bu da bu şekilde hesaplanır. Şimdi Z'nin en başarılı olduğu test hangisidir arkadaşlar? Burada baktığımızda standart sapmayı vermiş, aritmetik ortalamayı vermiş. Öğrencinin puanını istiyor, Ziya'nın puanını istiyor. Baktığımızda Ziya'nın en başarılı olduğu test hangisidir? Test 3 demiş, cevabı da vermiş. Şimdi buna bu formülü uyguladığımız zaman, evet arkadaşlar, standart sapma verilmiş, öğrencinin aritmetik ortalaması verilmiş. Yapalım şuradan. 60, 80'i nasıl bulmuş gösterelim. Öğrencinin puanını bilmiyoruz. Eksi aritmetik ortalama 80. Doğru mu değerli hocalarım? Evet. Standart sapma kaç? 4. Doğru mu değerli hocalarım? O da eşittir neye? Z puanına. Doğru mu arkadaşlar? Z puanına 4Z eşittir. Öğrencinin puanı da verilmiş burada. Z standart sapma aritmetik ortalama bu. Öğrencinin Z puanını hesapladık. Önce bir T puanını bulamayız. Standart sapma verilmiş. Aritmetik ortalama öğrencinin puanı da verilmiş. Biz Z'yi bulacağız. Evet. Öğrencinin puanı buradan 80 arkadaşlar. 80. Aritmetik ortalama o da eksi 80. Doğru mu? Standart sapma nedir arkadaşlar? 4. Zaten 80'den 80 çıktı 0. Bu da 0 oluyor. Z eşittir 0'ı buluyoruz. Z eşittir 0. Burada Z0 arkadaşlar. Z0 bulduğumuza göre T eşittir kaç? T eşittir 50. Buradan T puanlarını bulalım. T eşittir 50'yi bulduk. Buradan 50'yi bulduk. Evet. Bu şekilde hesapladığımızda şöyle bir silelim tekrar. Yanlış hesapladık. Evet yani hocam. Buraya 50'yi bulduk. Sonra 70'i koyduk. 70. Öğrencinin aldığı puan 69. Eksi aritmetik ortalama 75. Eksi bölü ne diyeceğiz? Standart sapma 6. Şimdi yaptığımızda 69'dan 75'i çıkardığımızda eksi 6 kalır. Eksi 6 bölü 6 bir ne olur? Z puanı eşittir. Eksi 1 çıkıyor arkadaşlar Z puanı. Z puanı eksi 1. Eksi 1'i şuraya koyduğumuzda T eşittir ne çıkıyor? T burada arkadaşlar 40 çıkıyor. Evet bakın eksi 1'i koyduk T 40 çıktı. Bu T'yi hesaplayalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Yine öğrencinin puanı şurayı bir silelim hatta. Hepsinin T puanını biliyorsun. Öğrencinin puanı 68. Eksi aritmetik ortalama 63. Bölü ne diyeceğiz? Bölü standart sapma. Bu da neyi veriyor arkadaşlar? Z puanını veriyor. Bu Z puanı. Baktığımızda 48'den 63 çıkardık. 13, 15 oluyor. 15 bölü 5 o da Z eşittir 3 çıkıyor mu arkadaşlar? Z eşittir 3 çıktı. Şimdi 3 koyduğumuzda ne oluyor? Bu testte 80 oldu mu arkadaşlar? Hemen 3 koyduğumuzda 10 çarpı 3, 30, 50 daha 80. Şimdi baktığımızda evet, Ziya'nın en başarılı olduğu test birinci testtir. Çünkü T puanı 80'tir. Doğru. Ziya'nın en başarısız olduğu test hangisidir? 3'tür. Niye? 40 almıştır. Burada bu yorumlamaları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sınavda karşımıza çıkıyor. Evet, bakalım. Normal dağılım verilmiş yine. Test 1, test 2, test 3 puanlarının verilmiş. Şimdi bakalım madde analizine gelelim arkadaşlar. Madde analizine bakacak olursak buradan da soru gelebilir arkadaşlar. Madde güçlüklerini belirlemek, bilenle bilmeyenleri ayırt etmek, çelicilerin iyi çalışıp işlenmediğini bakılır arkadaşlar. İyi işlenip işlenmediğine bakılır. Madde güçlüğü PJ ile gösterilir arkadaşlar. PJ eşittir üst grup doğru cevaplayan öğrenci sayısı eksi alt grup cevaplayan öğrenci sayısı bölü öğrencilerin tümü. Evet. Baktık doğru. Üst grup doğru cevap sayısı artı alt grup öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısı. Şimdi baktığımızda ne oldu bu arkadaşlar? Alt grup üst grup topladık A şıkkı için. 26 100'e böldük 0 26 çıktı. 12 45 daha ne oluyor arkadaşlar? 57 100'e böldük ne çıkıyor? 0 57 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bunu yapmış. Hatta 2'ye bölmüş. Doğru cevap B oluyor. Madde PJ arkadaşlar artı 2 yani toplam öğrenci sayısı. Toplam öğrenci sayısı bakın üst grupta olan öğrenci sayısı 100. Alt grupta olan öğrenci sayısı 100 daha 200 oluyor. Şurayı tekrar silelim. Bu formüle tekrar bakalım arkadaşlar. Üst grup doğru cevap verenlerin sayısı 45. Alt grup öğrencilerin cevap verdiği sayısı 12. Topladık. Burada yine yanlış yapılmış. Topladık arkadaşlar. 57 mi çıkıyor? 45 pardon. Evet. 57 çıkıyor. 57 bölü 200 diyeceğiz değerli hocalarım. O da yaklaşık up çıkıyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi toplam cevap ne kadar az ise soru o kadar zordur. Toplam cevap ne kadar az ise soru o kadar zordur. Şimdi madde güçlülük indeksi ise arkadaşlar 0 ile 1 arasındaki değer alır. 0'a yaklaştıkça zor, 1'e yaklaştıkça kolay. Eğer arkadaşlar 50 civarıysa, 0-50 civarıysa çok iyi bir maddedir diyoruz. Şimdi ayırt edici indeksine bakacak olursak RJX. Doğru cevap sayısı eksi alt grup sayısı tek grup. Buradaki formüle çok önemli arkadaşlar. Biz buna göre yorum yapıyoruz. Şimdi bakın. Bilenle bilmeyenini ayırt etmekte kullanılır ayırt edici indeksi RJX. RJX eşittir arkadaşlar. Doğru cevap sayısı eksi alt grup cevap sayısı toplam öğrenci. Bak şimdi A şıkkına bakacak olursak arkadaşlar. 13 eksi 13 bölü 100 dediğimizde burası 0 çıkıyor değil mi arkadaşlar? 0. Soru çok mu zor? Evet, soru çok zor. Hiçbir öğrenci A şıkkını cevaplamamış. Tek grup sayısı 100. Şimdi eksi 1 ile artı 1 arasında bir değer alır. Eğer eksi 1'e yaklaşıyorsa arkadaşlar negatif ilişki, artı 1'e yaklaşıyorsa artı ilişki, 0'a yaklaşıyorsa arkadaşlar soru zordur. Bir ilişki söz konusu değildir. Şimdi baktığımızda eksi 1 ile 19 arasında madde arttırılmalıdır demiş. 20 ile 29 arasında madde düzeltilmelidir. RJX'in en iyi olduğu aralık arkadaşlar 0.30 ile 0.39 en iyi maddedir. Hatta 0.41 ile birası mükemmel. İyi bir maddedir arkadaşlar. Şimdi çeldiriciye bakacak olursak çeldiriciler yanlış cevap işaretlenmelidir arkadaşlar. Evet, çeldiriciler yanlış cevabı işaretlemelidir. Alt gruptaki öğrencilerin kendisini çekmek için kullanılır. Üst grup ise alt grup arasındaki farkı alt grup aleyhine büyük olmalı. Yani alt grubun daha fazla işaretlenmesi gerekir. Güçlü çeldirici için en fazla işaretlenendir arkadaşlar demiş. Çeldiriciler. Bunu da okursunuz arkadaşlar. Yorulduk. Son sayfa, hatta son şey. Yorulunca birazcık saçmaladık. Çeldiriciler arkadaşlar. Biz ne yaparız? Üst grup dedik. Alt grup dedik arkadaşlar. Çeldiricilerde normalde üst grupta öğrencilerin düşmemesi veya çok az kişinin düşmesini bekleriz. Alt grubun çok kişilerin düşmesini bekleriz. Bunu anlatıyor. Evet. Bir testte madde güçlerin toplamı testin aritmetik ortalamasına eşittir. Şimdi evet, doğru, çok güzel. Aritmetik ortalama, testin aritmetik ortalaması eşittir. Bütün maddelerin, bütün soruların güçlüklerini topluyoruz arkadaşlar. Bütün maddelerin, yani bütün soruların, her bir maddenin güçlüğünü topladığımızda arkadaşlar ne veriyor bize? Her bir maddenin güçlüğünü topladığımızda aritmetik ortalama veriyor. O zaman test güçlük formülü K eşittir aritmetik ortalama bölü soru sayısı. Madde varyansı demiş. Formülü PJ çarpı 1 eksi PJ. Madde varyansı en çok 0,25 değeri alır. Madde varyansı ne kadar yüksekse ayırt edicilik o kadar yüksektir. Madde standart sapma formülü ve maddenin standart sapma formülü de PJ çarpı 1 eksi PJ olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Değerli hocalarım, mümkün oldukça anlatmaya çalıştım. Mümkün oldukça dilim döndükçe anlatmaya çalıştım. Bir yanlışımız, bir eksiğimiz olduysa bunun için özür diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bundan sonra ölçme ve değerlendirmenin tamamını anlattık. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili bol bol sorular çözmeye çalışacağız ve bol bol deneme yapacağız. Sınavda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz efendim.